öncesi düzenlenen Art Ankara Sanat Fuarı 10-13 Mart tarihleri arasında Ato Kongrecum'da ziyaret edilebilecek. Gerçekten büyük bir katılım var. Gelen misafirlerimiz de aynı şeyi söylüyorlar. Bu kadar beklemedim ben. Bayağı iyi ilk gün. Yani dünya çapında harika, çok güzel bir fuar. Bütün Ankaralıların imkanları varsa gelmelerini çok isterim. Bu sene heyecanlı. Çok güzel geçiyor şu anda. Pandemiye rağmen bu sene çok yoğun ilgi var. Memnunuz gerçekten. Hakikaten insanın gözü kamaşıyor. Çok muazzam bir görüntü var burada. Böyle bir organizasyon olacağını düşünmemiştim. Yani ilk defa katılıyorum. Ben çok sevdim. Çok ilham verici, çok fazla çeşitlilik olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle harika, bayıldım. Fırça Sanat Galerisi olarak ilk günden beri 8. Art Ankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nda biz de 8. kez yer alıyoruz. Her zaman aynı yerde birbirinden değerli sanatçılarla. Sadece Ankara değil, Türkiye'nin her yerinden hem sanatçı hem sanatsever akını var. Ato Kongrecum'dayız ve 10-13 Mart tarihleri arasında buradayız. Bütün sanatseverleri bekliyoruz. Bu bir şölen. Ankara için bir şans ve Ankara'nın en büyük sanat ortamı. Dünden başlayan çok yoğun bir ilgi bugün de devam ediyor. Bugün halka açılış günü ve gerçekten sanatseverlerin sizin de gördüğünüz gibi çok büyük ilgisiyle karşı karşıyayız. İnsanların bu pandemi döneminde sanıyorum ki sanata özlem duyduğu bir ortam, malumunuz yasaklarında biraz daha azaldığı, daha doğrusu riskin düştüğü dönemde ilgi katladı diyebilirim. Hafta içi olmasına, hava muhalefetine rağmen ziyaretçi oranı gayet güzel. İstanbul'daki fuarların Kasım ayında bir fuar olmuştu. Ondan daha güzel. Sanata ilgi çok güzel. Çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Ankara fuarında eklektik ve yaş farkı olmaksızın her alanı temsil eden sanatçılar var. Herhalde 3000-4000 sanat eseri vardır burada. Avrupa'yı ağratmayacak şekilde bir organizasyon olmuş. Amacım geleneksel sanatı çağdaşlaştırmak, yeni nesile sevdirmek. Bizim Türkiye'de klasik yapmış olduğumuz geleneksel sanatı farklı materyallerle sunmak ve batılıya da sevdirebilmek. Bu uşak kilimi, ben konusunu ele aldıktan sonra, eli belinde diye bir motif var. Onun hikayesini okuduktan sonra dedim, bundan ben de yapmam lazım yağlı boya olarak. Ve damask elbiseli Ayasofya. Farklı malzemelerden, kilimle, damaskın kumaş üzerinde yapılan motifleri bir araya getirmek ve bildiğimiz Ayasofya'yı farklı lezzette sunmak. Bugün esasında fuarın ilk günü. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Dokunabilirsin Artık Yaşamıyor eserine de ilgi yoğun. Beliğimiz İstanbul'dan sonra Ankara fuarında yerini aldı. Kadınlar Günü kutladık biliyorsunuz. Esasında öyle bir gün olmasa, öyle bir kutlama olmasa, insan olsak hepimiz, insan olmayı başarabilsek. Burada bir beliğimiz var, saç örgümüz var. Dokunmaya kıyamadığımız kızlarımızın saçının örgüsü var. Burada geçen yıl 2021 yılında öldürülen kadınlarımızın isimleri var. Kırmızı renkte yer alan isimler, tanıdıkları insanlar tarafından, eşleri, babaları, çocukları tarafından öldürülen kadınların isimleri. Pembe renkte yer alanlar, henüz reşit olmayan kız çocukları. Bunların hem isimlerinin yer almasını istedim. Neden ayna? İsimlere bakarken ve beliğe bakarken insanlar kendi gözleriyle göz göze geliyorlar kendileriyle. Hepimiz bu konuda bir şey yapabiliriz mesajını verebilmek için. Ben de bir sanatçı olarak ne yapabilirimden yola çıkarak bu eserimin satışından elde edilen gelirin kız çocukların okutulması ve kadın sığınma evlerine yönlendirilmesine çalışıyorum. Çok. Geçen sene de Art Ankara yapılmıştı. O zaman da çok başarılıydı. Gerçekten Ankara'da yeni bir marka olarak kabul gördü ve ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde buraya çok daha büyük katılım olacaktır. Bu sene dünyanın birçok ülkesinden katılımları görüyorum. Bu başarı önümüzdeki yıllarda katlanarak devam eder. Yani çok daha başarılı bir fuar olacağını düşünüyorum. Bir sanat galerisi olacağını düşünüyorum. Dünyada bu tür çok fazla sanat galerisine rastlamak mümkün değil ama gerçekten Ankara bu işi başardı. Ankaralılar gördüğünüz gibi yoğun ilgi gösteriyorlar. Bundan sonraki yıllarda da bunu daha yaygın bir marka haline getirmek lazım. Şimdi senede bir kez yapılıyor. Belki önümüzdeki dönemlerde başka kentlerimizde de tekrar edilir. Ya bunun tabii Antalya'da yazın tekrar edilmesi,
çok ciddi katkı sağlar. Yine Bodrum'da işte turizmin yoğun olduğu bölgede yapılması, İstanbul'da yapılması başka bölgelere de yaygın bir şekilde sirayet etmeli ve yapılmalı, tekrar etmeli. Ben çok başarılı buldum doğrusu. Umuyorum izleyiciler de, katılımcılar da bu büyük bir markalaşmaya destek verirler ve daha iyisi yapılabilir. Atılan temeller çok başarılı. Gerçekten ben de bir Ankaralı olarak bundan çok büyük memnuniyet duyuyorum. İlk sanatçı olarak ilk fuar deneyimim. Ankara Art'ta olmaktan çok mutluyum. Gezdim ben bütün standlara. Bayağı başarılıydı eserler. Güzel eserler var. Biz de Apollon Art Galerisi olaraktan burada bulunuyoruz. Eserlerim hakkında bilgi vermek isterim. Bunlar benim seri eserlerim. Kadınlar üzerine konusu birazcık. Protesto var. Kadınların meta olarak kullanılması ve görülmesi üzerine bir zıtlık yarattım. Bir boşluğu doldurduk. Kendi yaşamımdan, kesitlerden sembolize edilmiş bir şekilde yapıldı. Biraz beni de anlatıyor aslında. Kendi kafamda, hayal dünyamın da biraz parçaları. Eserlerime ilgi var. Apollon Galerisi'ne de bayağı bir ilgi var. Sanat Fuarı 8.'si ama ben 4 kez katıldım. Bu yıl daha çok ilgi olduğunu fark ettim. Çünkü geçen yıl pandemi nedeniyle biraz arayı soğutmuştuk. Şu an tabii ki Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde başka şeyler olduğu için çok da insanlığın hoşuna gitmeyecek. Bunlar tabii ki sanatın da içinde var olan şeyler. Sanatın aslında el atması gereken ve içimizde hissettiğimiz yaralar. Biz sanatla onları biraz daha elimle edip hayatımızı daha güzelleştirmeye çalışıyoruz. Portreler hem bildiğimiz yaşamımıza çok şey katmış, zamanında çok acılar çekmiş insanlarımızın bize verdiği ilham. Ben de öyle en azından. Mesela Aziz Nesin, Can Yücel gibi, Nazım Hikmet gibi, Atatürk gibi benim için ilham kaynağı. Onların bana verdiği bir güç var. Çünkü onlar insanlığa mal olmuş. Ben de resimlerimde dikkat çekmeyi istiyorum zaten. O dikkati bu şekilde toplamış oluyorum. O insanların yaşam öykülerini önderlerimiz ile ifade etmeye çalıştım ben resimlerinde. Ben de bu ikinci katılışım farklı çalışmalarla katılıyorum. Bayağı bir ilgi var. Böyle bir teknik ilk defa deniyorum. Akrilikle çalışıyorum. Dyzek baskı denilen bir baskıya çalışıyoruz. Tahminimden çok daha fazla ilgi aldım. Çok mutluyum hakikaten. Çok güzel bir fuar. Dünya çapında sanatçılar var. Ankara'da ayağımıza gelmişler. Özellikle gençlerin gelmesi çok hoşuma gidiyor. Onlar daha çok geliyorlar. Bütün Ankaralıları davet ediyorum. Buradan söylemek istiyorum. Lütfen siz de gelin. Ha ha ha.